Muğla'da 16 yıl önce kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şimdiye kadar yaklaşık 360 kaplumbağa tedavi edilerek doğaya salındı. Akdeniz'in en önemli karitte karitte yuvalama alanlarından biri olan Ortaca içerisindeki İz Tuzu sahilinin yakınında yer alan merkezde, kurulduğu 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor. Dekamer Başkanı ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska, ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması, pervane kesmesi gibi yaralanmalar nedeniyle getirilen yaralı kaplumbağalara cerrahi müdahalede bulunduklarını söyledi. Kaplumbağanın merkezden taburcu edilmesinin iki şartı bulunduğunu belirten Kaska, bunlardan birincisinin kendi kendine beslenmesi, ikincisinin de derin tanklarda suyun altında yatarak kalması olduğunu kaydetti. Hastane ortamında kaplumbağaların tedavilerinin yapılarak doğal ortamına bırakıldığını anlatan Kaska şöyle dedi. Türkiye'nin her yerinden kurulduğumuzdan bugüne 600'e yakın şu an kaplumbağamız gelmiş durumda ve 360 civarındaki kaplumbağamızı da başarılı bir şekilde doğal ortamına göndermiş bulunmaktayız. Halen 15 bireyimiz de şu an bakım altında, tedavileri devam ediyor. Tabii ki ölümler de oluyor. Ancak biz elimizden geldiğince buradaki kaplumbağaları yaşatmak için çalışıyoruz ve başarılı olanları da en kısa sürede doğal ortamına bazılarını da halkın katılımıyla göndererek yaralı bir kaplumbağanın hem tedavi süreci hakkında bilgiler veriyoruz hem de onların doğal ortamına gönderilme sevincini hep beraber yaşıyoruz. Kaska, balıkçıların bilgilendirilmesinden, otel ve tesislerin kumsalındaki yuvaların korunmasına kadar eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Kaplumbağaların kabuklarına yapıştırdıkları teknolojik cihazlarla Akdeniz'deki göç yolculuğunu takip ettiklerini anlatan Kaska şu şekilde konuştu. Tabii ki bilimsel çalışma olarak sadece yuvaları korumak yetmiyor, yaralıları korumak yetmiyor. Bunların Akdeniz'de nerelerde dolaştığını, nerelerde beslendiğini, nerelerde kışladığı gibi konuları da araştırıyoruz. Tabii ki bunu da bir kaplumbağanın arkasından yüzerek onu takip etmemiz mümkün değil. İşte onu da değişik teknolojik cihazlarla, kabuklarına yapıştırdığımız cihazlarla onların Akdeniz'deki göç yollarını takip ediyoruz. Nerelerde besleniyor, nerelerde kışlıyor ve günün hangi saatlerinde suyun altına giriyor çıkıyor, nasıl nefes alıyor, ne kadar sıklıkla nefes alıyor, nerelerde dolaşıyor bunun gibi bilgileri alarak da Kumsallarımız yanında denizlerimizin de hangi noktaları önemli ve bunu koruyabilmek için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulayarak gerek ülkeler arası gerekse kuruluşlar arası da işbirliği yaparak bütün Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunması için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yakup Kaska 2009'da Deniz Kaplumbağaları Müzesi'ni kurduklarını, her yıl müzedeki materyallere yenilerinin eklendiğini belirtti. Müzede deniz kaplumbağasının yumurtadan çıkıp suya ulaşması ve yetişkinliğe kadarki sürecin anlatıldığını aktaran Kaska şöyle devam etti: "Dekamer'in bir e, kesiti gibi bir yuvayı nasıl koruyoruz kumsalda? Yaralı kaplumbağaların başlarına ne gibi problemler geliyor ve yuvanın nasıl kafeslerle korunduğunu buradan 60 gün boyunca Koruma çalışmalarının nasıl devam edilerek yavruların başarılı bir şekilde denize gittiği gibi bilgileri her gelen ziyaretçimize gerek Türkçe gerekse İngilizce olarak veriyoruz. Ortalama olarak günde 500 ile 1000 civarında ya e, sezonun yoğunluğuna göre ziyaretçimiz oluyor. Bunun 70'ine yakını e, yabancılar oluşturuyor. 30 civarında da Türkler geliyor. Tabii ki bir sezon boyunca 50-60 bin kişiye burada özellikle birebir bilgi vermek ve bunların daha sonra da bunları başka yerde aktardıklarını düşünürsek gerçekten merkezimizin en önemli tanıtım merkezi olarak ya da tanıtım amaçlı olarak müzemizin ziyaret edildiğini söyleyebilirim. Canlı kaplumbağaları görmek çok önemli ama onların tarihi hakkında ya da yaşanmış problemleri örnekleriyle görmesi bakımından da ziyaretçiler çok etkilendiğini söyleyebilirim.

Kaska, müze sayesinde nesli tükenme tehdidi altındaki karetta karettalar konusunda farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekledi.